Hocam Beşiktaş. Evet. Şimdi. Adana Demirspor oynuyorsunuz. Hı hı. 1-0 geriye düşüyorsunuz. Şunu da söyleyeyim, bayıldım atmosfere. Anadolu'da bu atmosfere ben evet. çok özlüyorum yani. Eskiden bizim zamanımızda vardı. Kayseri'ye gider full statlarda oynardık Adana nefis bir atmosfer. Adana Adana Demirspor harika bir oyun keyfi, onlarda seyir keyfi olan bir takım. Monte'ye de tebrikler, bir kere daha tebrikler. Ve bu takıma karşı bir sıfır geriye düşüyorsunuz ve 4-1 galip geliyorsunuz. Evet. Hocam, bu ciddi bir güç. Doğru. E, hatta ben şöyle bir ifade kullandım. siz yoktunuz program sonu e, yorum, yorumda yoktunuz. Gelecek sene gönderme yaptık Beşiktaş dedim. Gelecek sene hocamla bu kadromla evet. yapacağım birkaç takviye ile şampiyonun en büyük adaylarından biriyim dedi bana göre Adana Demirspor maçında. Doğru. Bence en önemli mesajı o oldu. Doğru. Ee, oyun anlamında da öyle. Ve ilk defa bir şey gördüm. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Tam seyrettin mi bilmiyorum hocam maçı izlemiş. Yani. Şey yaptın mı? Not aldım çok. Hep şunu söyleriz ya biz hocam. O da çok değerli oldu işte işte. Büyük takım işte öne geçer. Gelip savunarak, derin savunarak veya güçlü savunmayla değil topu vermeyerek savunur. 72 dakikada gol atar Beşiktaş hocam. 25 dakika falan vermedi. Evet. Topu Adana Demirspor etkili bir şekilde vermedi. Beşiktaş'ın bana göre bugüne kadar tabii. yaptığı en iyi bir güçlü takım savunmasıydı. Dikkat ettim mi hocam? Ben böyle bir odaklandım şey yaptım. 72'den sonra topu vermeyerek pozisyon üret şeyi vermedi. Bakın çok zordur. Tabii. 40 bin kişi. Tabii. Şey, şey, 30 bin kişi. Tempo, kaliteli tabii. takım. Tabii. Bir de yapan takım. Ee, Adana Demirspor için şunu söyledim senden de şey yaparak... Adam şey yapıyor hocam monte. Diyor ki biz nasıl futbolcu tarifi yapıyoruz seninle? Hız ve tekniğin birleştiği oyuncudur. Evet. Elit sporcu, evet. yetenekli sporcu. seyir zevk yüksek oyunda hız ve tekniğin birleştiği oyun. Aynı şekilde. Evet. Bunu oynayabilmek kolay mı? Zor. Bunu bir büyük bölüm oynayabiliyorsam ne mutlu. Hele bu kalibre takımlarında değil mi? Doğru. Bunun işte afedersin. yine kullanabilir miyim kelimeyi? Tabii ki. Tilla Hanım Manchester City yapıyor. Tabii ki. O Tilla Hanım çiziyor. Tilla Türkçe'de var yani. Türk Türkçe Türkçe'de var. de ee, şey var. Adana Demir da hakikaten sezon başından beri bu kimlikteki bir oyunu çok etkileyiciydi Hı -hı. bence. Ee, Beşiktaş'ın ben kalan görüntüleri son iki haftada ve şampiyonluk şansı kalmadı. İkinci olursa yarışta başarılı olacak. Benim gördüğüm, benim gördüğüm maçtan çıkarımlarım bunlar hocam. Adana değil, spor o zaman çıkarım. ben de sondan başlayayım. Çıkarımlar tamam. tarafından. Çıkardıklarım neler? Notlarıma bakıyorum. Bayağı pozisyonu da var hocam. Bakıyorum. Çok var. Göstereceğim şimdi. Ee, Beşiktaş tamam mı devam mı maçına çıkıyor Kadıköy'de. 45 bin seyircinin önüne. 1-0 geride. 10 kişi kalmış ve kalesine penaltı atılıyor. Normal şartlarda artık bahisler kapanmış. Yani. Tabi, tabi, maç kilit kapanmış. On, kilit yani. geliyor bazen bu evet. Yani, maç kapanmıştır yani. Hem 1-0 mağlupsunuz, hem eksisiniz, <laughs> hem de karenize penaltı atılıyor. Ka kapanmıştır o maç. Beşiktaş o maçı geri dönüp 4 tane gol attı. 4-2 kazandı 10 kişiyle. Evet. <laughs> 4-1'e yani. e getirdi 4-2, 4 getirdi. 4 ama 4-1'e getirdi maçı. Yani. 4 tane gol attı 10 kişiyle. Geri döndü. Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de yaptı bunu. Evet. Birkaç hafta sonra içeride Galatasaray'la tamam mı devam mı maçına çıktı. Yani şampiyonluk yarışına var mıyım yok muyum maçına çıktı. 1-0 geriye düştü. Ligin lideri ve en iyi top oynayan takımına karşı çok güçlü bir kadroya karşı oynuyordu Beşiktaş. O sırada 1-0'dı. Maç kapanmadıysa da Ümitler yani çok en zor. En fazla arttırdı. oynayan beraberliğe beraberliği oynardı. Oh, Beşiktaş. evet, yani Asla Beşiktaşlar 3-1 yani. <laughs> bitti hocam. 3 tane gol attı. Ve oyun Galatasaray'ı sağdan silerek yaptı. Bunu çok iyi top oynayarak yaptı. Yani 90 artılardan itibaren Galatasaray'ın bir şeyi Sadece oldu. Sadece gol atarak yapmadı Tabii Gol atarak değil. Galatasaray 90 artılarda geldi. Gelmedi değil. Ama o bölüme kadar oyunu ortak etmeden, seyircisini üzmeden, paniğe götürmeden sakin sakin 3 gol attı. 3-1 kazandı hocam. Adana Demirspor Deplasmanı. Montel Ligi'nin en değerli teknik adamlarından biri masmavi bir duvar. Demir spor taraftar da çok agresiftir. Ben çok beğenirim Tabii, hocam. Karegrafik gösteriler de oldu ee, falan. Çok acayip bir Kaliteli taraftardır. 1-0 geridesiniz. Mavi duvar orada. Agresif bir demir taraftarı. Kenarda topu çok iyi bilen bir Montella. Ama bir İtalya Ligi maçı seyrediyor gibiyiz. Serie A maçı seyrediyor gibiyiz. Beşiktaş üç tane attı. dördüncü attı. Dört bir kazandı. Çok keyifli değil hocam? Bir de baktım ben şeye. Bitmişti. Sonra maçtan sonra baktım, ilk yarı 20 şut Adana demirspor evet. 17 şut beşiktaş Beşiktaş'a. Evet. Şimdi onunla ilgili bir şey göstereceğim ha. biraz sonra ama. Ama benim çok nokta yani öyle. Yani. Hocam ligin Beşiktaş dışındaki en güçlü 3 kadrosu Fenerbahçe. Galatasaray ve Demirspor. En iyi top oynayan 3 takım da bunlar. Beşiktaş kesinlikle dışındakiler. Kesinlikle. Evet. Üçüne karşı geri dönüp. 4, 8, 11 gol atmış hocam. 11 gol. Geri dönüşe bakar mısınız? Ah bir 6 Bakın olsun, birer sıfır mağlup 11 gol atmış. O yani birer sıfır mağlubiyetten sonra sadece bir gol yemiş. 11-1. 11-1. Ben Nedir bu? Bitti. Ben güçlüyüm diyor. Ben güçlüyüm geldim diyor. Lig bitti diyor. Ben güçlüyüm geldim diyor. Ya birkaç hafta daha olsa evet, yani 4 -5, yani başka 5 bir şey 6 -6 konuşuyor 6 -6 olabilirdik. Bu, o Veya Şenol Hocam acaba daha erken gelseydi onu da daha sonra sizle tartışacağız. Konuşuruz. Ben de okumda Konuşacağız birkaç. ama çok takdir edilisi bir durum var. Maçtan önce de söylemiştik. Yani bu programda da söylemiştik. Demirspor bu sezon en güzel maçlarına imza attı. En kaliteli futbol gösterileri Demirspor maçlarından çıktı ağırlıklı olarak. Bu maçın da çok güzel olacağı belliydi. Çok güzel oldu. Adana Demirspor'a tebrikler. Montele'ye tebrikler. Beşiktaş'a tebrikler. Şenol Güneş'e daha büyük tebrikler. Korkusuzca, cesurca ta takım futbol oynattı. Yüksek skorlu maçlar oynatıyor. Böyle büyük maçları hep yüksek skorla kazandı ve geriden gelerek kazandı. Hakikaten alkışı hak ettiler. Fazlasıyla kesin, hak ettiler kesin. yani. Ve seneye de çok güçlü bir şampiyon adayıyım dedi bence Beşiktaş bu. Doğru. Şöyle mi yapalım? Ben birkaç tane pozisyon göstereyim ondan tamam. sonra mı şeye geçelim? Önce pozisyonlara geçelim. geçelim. O zaman hemen buradan bakacağım. Hızlı hızlı geçmeye çalışacağım çünkü yani çok pozisyon var. Evet görüyorum önümde. Hocam bu 7. dakikanın 6. saniyesinde biten bir Beşiktaş hata. Beyazlar Beşiktaş, koy renk takımda Demirspor takımı. Rozier topla buluşur. Ata sürükler. Çok çok güzel bir ters top atar. Cenk dipte, sol dipte topla buluşur. iyi kontrol yapar. Ortaya döner Masoaku'ya. Masoaku kombinasyonunu yapar. Orta sağ Kimle? 83 numara. Jason Fernandez. Hani kaleye vurmuyor, kaleyi denemiyor. Yapmıyor, etmiyor. Bak, seneye çok farklı. Evet. evet ama birkaç haftadır çok etkili futbol oynuyor. İlk Derken, golüymüş hocam bu hafta ilk golü. Evet. Bu gol değil ama. Yok yok. Bu attı evet, ya o ilk evet. golü. Bu ilk pozisyonu. Geç sonu. Geç sonu evet. Hem al -ver, kombinasyon al -ver. güzel. Buradaki kombinasyon güzel. Al ver. Küçük tiki taka güzel. Hem de... Çok e, iyi pozisyondu hocam o. İyi pozisyondu. Maç güzellikle başladı Kim, aslında. Şeyle bir. Şey Abubakar'la yani. mı yaptı o ikiye bire? E, evet. Bakarla yaptı bakalım. hocam. Yalnız bu arada şuradaki çevirmeyi görelim hocam. Şurada topu geri kazanma süresini düşürecek. veya, veya Gol için alternatif olacak çok sayıda oyuncu var. Dublaj var, dublaj var. E, Rozier'de zaten hata sürükleyen oyuncuydu. Bu arada sayıs bir oyuncuyu almış. E, Koli'yi serbest bırakmışlar. Riski de almışlar. Evet. Yani Beşiktaş'ın skorları yüksekse biraz bu aldığı riskler biraz şurayı çok iyi ve etkili çevirmesi <laughs> sayesinde. Geç sonunda da kafadan şeyle başladığını gördük. Teşebbüs başladığını gördük. Şimdi başka bir pozisyona geçeceğim. <laughs> Ee, taç konusunu konuşmuştuk ya hocam. Taç. Buradan taç atıyor. Şey. Tam tipik Adana İstanbul'u taçı atıyor. Evet. Çok etkili oynuyor hocam haftalardır evet. o da. bu yani, kadar bu akıl bir akıllı bu Bu kadar akıllı Çok akıllıca, çok erken başlıyor. Belhanda'ya doğru. Belhanda tek denli nefis bir gol atıyor hocam. Nefis bir vuruş. Belhanda Türkiye'ye geldiğinden beri en iyi sezonunu geçiriyor. Katılır mısınız? Kıpır kıpır. Yani Kale bir, bağlantısı yüksek. Iki, 11 gol atmış. Belhanda Galatasaray falan böyle oynamadı. Doğru. Doğru. En Zaten iyi sezon dediğin doğru. En iyi sezonu geçirdi. Şey. Evet. Şimdi Kesinlikle katılıyorum. E, odaklanarak bakmış bir arkadaşımıza Berk Göle soruyorum. Katılır mısınız Berk? Katılırım hocam. Yani Belhanda'nın en iyi sezonu olabilir mi? biraz bilir Berk. Evet. Bunda Montella'nın da payı yok mudur? Çok yüksektir. Yani biraz daha öne etmesi işe yaramış olabilir mi acaba? Bence çok yaramış. Ya Belhanda'yı kaleye yaklaştırdı ben hocam Montella'da Montella. Montella'da hocam He. Şenol Güneş etkisi görüyorum. Diyoruz ya doku, dokundu. He. Burak'ta klasik yaparız, Volkanş'a örnekleri veririz. Yapı görüp devamlılığı sağlamak. Evet. Benim dokunmadan kastım bu. Gelecek sene senede Gerson Fernandez'de Şeran hoca'nın etkisini <laughs> öğreneceğiz ben iddia ediyorum. Bilanço gol vası bakımından çok farklı yere taşınacak gençler. Muhtemelen yaptığı şey şu. Yapabilirliği görüyor. Evet. Yani oyuncudaki o potansiyeli görüyor ve oynama devamlı kendine güveniyor ona oynama devamlı sağlıyor. Mümkün. Yoksa gidip golü gösterecek hali yok gençler oyuncunun kabuğu yani. Evet, tabii. Burada da bakın Yunus'a yaptı. Evet. Şeyi yönetti. Büyük Nelson Ford'u. Balotelli'yi yönetti. Yani. sınıf atlattı. Performans atlattı. Onye Kuru'yu gerektiğinde çok etkili kullanabildi. kullandı. Yusuf'u, Yusuf, Yusuf Sarı'yı şimdi Doğru. bir tamamlayıcı oyuncuydu Yusuf Sarı. Ya. Bir banka oyuncu değildi. Ona ona farklı hikaye getirdi. Ben o etkiyi görüyorum onda da. Onda. Hocam Semi bizim çocuk. Yani ben pozitif ayrımcılık yaptım. Mikro milliyetçi olduğum ha, Semih için biz ben... Fenerbahçe Hayır. Eskişehir. Eskişehir, eskişehir çocuğudur. Ha. Eskişehir Spor'dan yetişmedir. Semih'i ben şiddetle takip ediyorum. Yani Şehrimizin çocuğu diye böyle heyecanla bakıyoruz yani. Ben olmayacak falan demeye başlamıştım. Hocam bu sezon... Yani aşağı yukarı herkesin önüne geçti stoper olarak. Oyunu kurmada inanılmaz test topları var. Ayak içi tertemiz. Oyuna çıkıyor. Ademis savunma işi yükseldi. Oldu hocam. Ya, bir senere, oldu Yani bir Beşiktaş'a verdi evet. stoperlerin işini. Yani şimdi oynayan. hem Samet hem Tayyip Pelhadan sonra Semih de transfer yaparsa... Yani Montel'e bir, bir, bir şey yapsınlar Montel'e ya. Hakikaten stoper bunlar olmayacak denen stoperlerdi. Tayyip hariç. bir doğanlar var, bir olanlar var. Yani bir doğanlar var, bir olanlar var. Olanlar konusunda çok başarılı Montele oyuncu yapmaya. Doğru. oyuncudan performans hocam, alman lazım. Hocam Samet'in yaşı ilerlemişken atak var. yaptı. Semih de Semih hala gençtir ama ben Eskişehirspor halini çok iyi hatırlıyorum. Kaç doğumlu yani. Semih hocam? Var 26 27 var Hocam o düştüğü sene e, zorun yani düştüğü senenin Berk oyuncusu, oyuncusu Semih. Tam şeyi hatırlamıyorum. Şurayı silelim. Hocam şimdi size bir sekans. 28. 28. 28. 28. Evet. Artık orada yaş evet. bir yere gelmiş. Hocam bir sekans göstereceğim. Siz İtalya ligini izlemiyorsunuz. Ben biliyorum evet. izlemediğinizi. Ama ben size şimdi bir İtalya ligi maçı izleteceğim hocam. hani bir şey Hangi neşir, takımlar oynuyor? Napoli ile Juventus oynuyor. Yani. Juventus oynuyor. Yani. Şimdi e, beyazlar Juventus, e, koyu renklerde Napoli. Napoli. Yani İtalya ile ilgili şöyle bir klişe var ya, bunlar yaslanır, oynamaz, tempo düşüktür, kaleye gitmezler falan so, yok öyle bir şey. Yalan yani. Orjini Yalan, orjini inanmayın. Çok yok güzellik. Yok yok, senin söylediğin sattım geçen gün. Çok güzellik. Hocam bu sekans şöyle başlıyor. Demir spor atakta, kenarda yakınlar birbirlerine, ne kombinasyonlarını yapıyorlar. Beşiktaş'ın yerleşimi işte de fena değil. Safları sıklaştırmışlar. Ortaya dönüyor. Yani aslında bir tarafıyla bu bir cutback'tir. Orta atılıyor. Belhanda'yı pozisyona sokacaklar. Olmuyor. Bitiremiyorlar hata tam olarak. Beşiktaş buradan çıkıyor. Hocam çok hızlı çıkmaya çalışıyor. Kaptırıyor. Bir kere daha deniyor Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın kalesinin önünde gol fırsatı vardı. Netti. Evet. Şimdi Beşiktaş kaleye gidiyor. Kalabalık gidiyor. Adana Demirspor'da da kalabalık dönmeye çalışıyor. Güzel kombinasyon yapıyor. Geç da top. Hata bitirmeye çalışıyor. Dönüyor. Tekrar Demir Spor alıyor. Orta sahanın zaten çok çabuk evet. geçildiği bir oyun. Orta evet. çok çabuk geçiliyor. Burada tabii iki de bir arıza veriyor. Aslında böyle olmuyor bu. Hı -hı. Ee, topun gidişi. Yani topu birisi götürüyor. Ee, ama biz ama, ama mesafe oraya kadar gidiyor. geliyor Ve oraya iki kadar gidiyor. Ve tekrar Demir Spor pozisyona girecek. Giriyor. Hatırlığı bitiyor. Pozisyonu. Böyle bir sekans var. Evet. Aslında bir tarafıyla ilk devrenin özeti bu. Top oynamaya çalışan, gol atmaya çalışan, riskler alarak oynayan, oyunu güzelleştirmeye çalışan iki takımın çat çat bir futbolunu seyrettik. Ve o sırada kendi kendime şunu düşündüm. Kim oynar bunu? Sezonun sonunda bunu kim oynar? Şampiyon adayları oynar. Şampiyon olacağız diye oynanır bu oyunlar. Bu riskler şampiyon olmak için alınır ya da oynamaktan acayip keyif alan 22 tane genç oynar bunu. Başka Aynen türlü oynayamaz hocam. yani. Aynen öyle. İkisinde hiç iddiası yok. İkisinde yeri garantilenmiş. Evet. İkisinde yeri garantilenmiş. Şeyleri değişmez evet. ama işte birbirini yenmek diye bir şey futbolda ve bu keyifli oyun hikayesi budur hocam? Keyifli oyun. Ama şu eşleşme işte gişeyi alır hocam. Aldılar Aldılar Yani, yani. Aldılar. hakikaten kişi Ama Adan bir daha yapalım. Her maçı keyifli mi olur çok, ya? Çok çok keyifli. E, açtığım her maçında kaldım ya. Evet. Hocam şimdi size ee, Belhandayla Akitola'nın bir pozisyonu var. Onu göstereceğim. Bu bölümde Demirspor'un biraz üstünlüğü var. Kaleden başlıyor Demirspor. İlk yarı. Ertaç akıllıca başlıyor. İlk yaralı ee, rakip yarı alana yerleşmeye çalışıyorlar. Önce hızlı hücumu denediler. Olmadı. Şimdi yerleşiyorlar. Sete çevrildi. Ee, topu da biraz mümkün olduğu kadar ritimli çevirmeye çalıştılar bu bölümde ama Beşiktaş'ın yerleşimi yine çok çok başarılı. Yine çok çok iyi. Ona rağmen bir pozisyona girdi. Çok şık bir pozisyondu bu. Hatırlar mısınız? Akintolo'nun vuruşu. Belhamdo topukla bırakmıştı. 20-25 dakika çok iyi işler yaptı Adana Demirspor. Evet. Hız ve tekniğin birleştiği, Görsel anlamda da çok doyurucu, yani, çok yani, keyifliydi yani. Belhanda'nın en iyi sezonu derken sadece bilançoya bakarak değil, yani şuradaki topuk pası, Tabii canım, arkasındaki kıpır, oyuncu, akintolu hakikaten görsel bir şey de vardı. Hocam şimdi kaça geldik? 5. Beş. Yani Beşiktaş'ın golü. Beşiktaş'ın golü. Arkadan kurdu Beşiktaş. Şunu unutmayalım. Nereden atıldığını. Şuradan da vuruş oldu hocam. Topun havada süzülümü şu. Ya müthiş bir Abu Bakar golüydü hakikaten. Bir daha bakalım. Ne yapıyor Abu Bakar? Ne yapıyor Abu hakikaten bakar? Ne yapıyor bakar? Ne bu hocam ya? <gülüyor> <gülüyor> o ara kadar da çok fazla çıkmadı ortaya diyor evet. Hakikaten ne yani? Hocam o kadar mesafeden evet. o kadar zordur ki ay ayarlamak onu. Evet. Ya bu akıllara çok sorulur. Kim dedi bu soruyu? Ne yapıyor baboğla en en önce ertaç dedi. Ne yapıyor? Ne yaptı bu adam dedi. Ne oluyor burada dedi. Ne yani. yaptı bu adam dedi yani. Hocam bir tane çirkin gol atmadı ya. <laughs> ya garip bir şekilde Oyun çirkin yoktu diye bir, bir tane şey çirkin gol atmadı ya. Ha, ya. Hepsi güzel ama. Hepsi jenerik. Evet e, tabii bir vuruş e, açısı, mesafesi ve şeyi farklı. Önem derecesi farklı ama. Ama hep farklı farklı e, goller. Sol taraftan kift atmıştı galiba ortayı. Avrupa Şampiyonası finalinde. Van Basten tam ters tarafta çok acayip kift bir maç yaptı. Şeydi, Rusya maçı Kip değildi şeydi. hocam kift düzeltiyorum değil. ya. Yani. Van Halle, e, Van Tigelen atmıştı. O, Van Tigelen. o zaman Sol Kift, kift, kift yani. Evet, yani. Kift, Sandford yoktu. Kift o maçta daha sonra oynamış daha olabilir, son olabilir ama ama Sandford'u. Van Tigelen olabilir. Yani mesafe biraz onu anımsatıyor. Doğru doğru. Şimdi aklımızda kalmasını istediğim iki şey var. Bir tanesi, Abu Bakar çirkin gol atmadı bu sene daha. Geldiğinden beri bir tane... <laughs> hani şey yok. Mu? Hepsi jenerik. O deplasmanda tek başına yaptığı goller... Sayılmayan gol atmadı diyelim. Yani, Saymıyoruz bir, ya bazı golleri. Evet, hepsi acayip. İki, unutulmaması gereken. Hocam, buradan ortayı amir attı. Aklımızda bulunsun. Amir. Hacı Ahmetoviç. Sen çok güzel söylüyorsun. Evet, ben söyleyemediğim için Amir diyorum. <laughs> amir, ha Hacı, Ahmetoviç. <laughs> Hacı Ahmetoviç. Hacı ben öyle diyorum. Doğru mu bilmiyorum öyle diyorum. Tamam. Siz Türkçe'yi yetkili kullanıyorsunuz. 6. <laughs> Hocam Beşiktaş'ın ikinci golü. Kenardan Masovaku'yla başladı. Şimdi... Jetson'un topla buluştuğu yer aklımızda kalsın. Ben buraya şöyle bir Jetson yazayım, bir yere getireceğim çünkü. O 6 Jetson sayalım biz onu. Gal e, İngilizce go. Hocam evet. bilin, benim İngilizcem nedir biliyorsun. Oh <laughs> tabii. Go. Hocam siz bayağı para harcadınız ama gittiniz Londra'da kaldınız. <laughs> Kaldın, İngilizce kaldı. öğrenmek için. <laughs> Geldik şimdi İngilizce öğrenmek için <laughs> Londra'ya kadar şey gittiniz. Evet. İçeride Beşiktaş'ın gol isteğini gösterecek kalabalığı yakalamış olması gibi bu nispeten bir hızlı tabii ataktır. Tabii. Ona rağmen hızla kalenin önüne gelebildiler. Getson burada bir sallandı. Açıyı buldu. Harikulade bir gol attı. Müthiş bir vuruş. Nefis vuruş yaptı hocam. Hiç, ben sonra arkadan izledim hocam. Niye nefis vuruşturdu? Hiçbir şans bırakmamış kaleciye. Vurduğu açı ve aldığı fal söyle hiçbir şansı yokmuş. Evet. Hocam bak seneye çok artacak bu sayı. Doğru ita ediyorum. Doğru artacak. Bir başka pozisyona geçtim. Bu son gol. Yani penaltı penaltında oluşum ama benim anlatmak istediğim şey Beşiktaş'ın önde sağa hem genişletmesi hem de 5 kişiyle önde yer alması, Mert topu yere koyduğunda bu 5 beş Beşiktaşlı oyuncunun başında 6 Adana Demirsporlu oyuncunun bekliyor <laughs> oluşu. Bekliyor oluşu şurayı Boşaltması Mert için oyunu daha rahat kurmak bağlamında bir fırsat. Aynı zamanda da Şurada çok geniş bir boş alan var. Evet. Ligin en iyi oyun kurucu kalecilerinden biri Mert. Mert. Bir de olabilir bence. Muhtemelen bir numara o. Evet. Bir numara hocam bence. Evet, şöyle de var çok iyi Evet. Hem e, ayakları çok çok iyi ki küçüklüğünden itibaren öyleydi. Yani genç takımdan A takıma çıktığından itibaren ayakları hep beğenilirdi. Kulüpte de yani Fenerbahçe'de de çok beğenilirdi. İki, oyun zekası yüksek. Hı hı. Kaleci Mert'in. Hocam Mert burada şeyi görmüş. Yani oyun kurucu gibi esas ya kitabını yapıyor, yapmış. Çok burada direkt arkada birebirler oluşur dersiniz ya siz. O birebirleri yakalamış. Ata organize etmiş. Yetson yani da ileri gitmiyordu ya evet. hocam. Penaltı yaptırıyordu. Evet. Atağı düzenleyen Mert. Mert Anahtar pasatan Mert yani. Bir, bir tarafıyla ben bunu asist kolonuna yazarım. Şimdi gelmek istediğim bir başka konu da şu. Ben şur, şurada bir Amir notu almıştım. Şurada da bir Yetson notu almıştım. Galatasaray maçında da şurada iki defa Salih notu almıştım. Hatırlıyor musunuz hocam? Salih. Salih. Evet. Salih Uçan bir orta oyuncusudur ve Omurga'nın oyuncusudur. Amir Hacı Ahmetoviç merkezin oyuncusudur. Bir orta saha oyuncusudur. Gerson Fernandez de merkez orta sahaya yakın işte bir orta saha oyuncusudur. Bence birçok yerde oynanabilecek, oynayabilecek, Tabii kendi yani. seneye görecek, seneye falan görecek var. Yani. Geliştikçe görecek. Hocam, Hocam Şenol Hoca'dan <laughs> sonraki bölümde ilk haftalarda değilse de daha sonraki haftalarda şunu gördük. Sahayı genişletmek için orta saha oyuncularını kullandılar. Galatasaray maçını çözenlerden bir tanesi Salih'ti. Hatırlar mısınız? Tabii tabii. Ben burada anlatmaya kendini. çalışmıştık yani. Anlatmıştın. Senden hatırlıyorum yani. yani. Kendini nasıl Salih'in kenara attığını evet. merkezden çıkıp, Saha böylelikle genişlemiş. Aynen. Daha rahat fırsatlar bulmaya başlamıştı Beşiktaş. Şimdi buradan Amir ortaya attı. Şuraya. bakar gol yaptı. Getson buradan döküldü. Slalomunu yaptı gitti golünü attı. Penaltıyı yaptı. E, penaltıyı da oradan yaptırdı. Tamam solda kurulan olacak? İkinci... Ya bölümde tamam, güzel ama Galatasaray maçını buradan, buradan çözdü. Yani, yani dokunuş falan tabii 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 soruyorsunuz ya işte <laughs> yani bundan hocam, da biraz dokunuş olsa söylerim. gerek yani. Artık bundan sonra kavramlara sorular soracağız söyledim zaman zaman. Zaman soralım. zaman kavramlara so kavramda kalmayacağız. Tamam. Kavramları açmaya çalışacağız. Yani çünkü kafadan kavram da hocam biz yaşlandık ya. Yani. Yani. da yaşlandı kavram uydururuz ama öyle kavramları bir içine açalım şey sorular soralım kavramlara.